dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Bir tatil gününde beraberiz. Bugün İsa'nın Çarmıha gerilişinin anıldığı gün. Bu nedenle dini tatil. İngiltere'de gelecek haftadan itibaren üreticilere şekerli içecek vergisi yürürlüğe girecek. Yüksek miktarda şeker ihtiva eden içecekler obezite ve şeker hastalığına sebep oluyor ve önerilen vergi etkisini göstermeye başladı. Coca-Cola, Lidl ve Nestle dahil olmak üzere İngiltere pazarındaki çok sayıda üretici içeceklere kattıkları şeker miktarını büyük ölçüde azalttı. Yeni Alman hükümeti ise yıllardır olduğu gibi hala böyle bir uygulamayı reddediyor. Görünen o ki böyle bir uygulamayla gıda maddeleri endüstrisiyle arayı bozmak istemiyor. Bunun değişmesi gerektiğini açıklayan Foodwatch, federal hükümetten tıbbi birliklerin ve meslek örgütlerinin tavsiyelerini takip etmesini ve yetersiz beslenmeye karşı etkili önlemler almasını istediklerini açıkladı. Kola sağlıksız. Her çocuk bunu biliyor. Bilinmeyen ise şu, günlük olarak alınan bir kutu kola ikinci derecede şeker hastalığına sebep olabiliyor. İngiltere'de yürürlüğe girecek yasayla içecek şirketlerinden alınacak şeker vergisi sağlıklı okul yemekleri projesine aktarılacak. Kaliforniya'da mahkeme aralarında ünlü kahve zinciri Starbucks'ın da bulunduğu 90 kahve şirketinin ürünlerine kansere yol açabilir uyarısı koyması gerektiğine hükmetti. Sebep kavrulma sırasında ortaya çıkan bir madde. Los Angeles Yüksek Mahkemesi yargıcı Ellie Berley, davalı kahve şirketlerinin kahvenin kavrulması aşamasında oluşan kanserojen maddenin insan sağlığına tehdit oluşturmadığına ilişkin kanıt sunamadığını belirtti. Berley, kahve şirketlerinin ürünlerine kansere yol açabilir uyarısı koyması gerektiğine karar verdi. Konsey, kahveyi kavururken ortaya çıkan Akrili Madin söz konusu kimyasallar arasında olduğuna dikkat çekti. Starbucks, McDonald's ve Dunkin' Donuts gibi kahve şirketlerine karara itiraz için 10 Nisan tarihine kadar süre verildi. Dünya Sağlık Örgütü 2016'da kahveyi olası kanserojenler listesine eklemişti. Irkçılardan FDP'li politikacı Aygül Kılıç'a karşı kışkırtma kampanyası. Çünkü o başörtüsü takıyor. İslamlaştırma, kadınlara baskı, geri kalmışlık. FTP sosyal medyada ağır bir tonla eleştiriliyor. Sebep yerel siyasetçi Aygül Kılıç'ın başörtülü seçim kampanyası. Gelen tepkilere yanıt veren FTP, Kılıç'ın adaylığını savundu. Hür Demokrat Parti'nin yerel seçimler için adaylar arasında yer alan Aygül Kılıç'ın başörtülü afişini sosyal medyada paylaşması ülkede tartışma yarattı. Tartışma, liberal bir siyasi çizgiye sahip olan FDP'nin Almanya'nın Neumüster kentinde 6 Mayıs'ta yapılacak yerel seçimler için yarışan adaylar arasında yer alan Kılıç'ın kendi Facebook hesabı üzerinden seçim afişini paylaşmasıyla başladı. FDP'nin Noy Teşkilatı konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak 50'li yaşların ortasında olan Kılıç'ın adaylığına dair sosyal medyadan gelen sert eleştiri ve nefret içeren yorumların açık bir şekilde politikanın sağ kanadından olduğunu vurguladı. FDP açıklamasında ilerici ve liberal olan insanlar başka kültür, din ve milliyetlere tabi olanlara ne giyeceklerini tavsiye etmeyen veya zorla kabul ettirmeyen insanlardır denildi. Başörtülü aday tartışmasına ırkçı parti AFD milletvekili Beatrix von Storch de katıldı. FDP Genel Başkan Vekili Wolfgang Kubicki'nin kılıca gelen sert eleştirilere tepkisi ağır oldu. Die Weltkassisine konuşan Kubiki, başörtüsü takan veya takmayan Müslüman bir adaya hakaret edenlerin cehenneme kadar yolu var. Kendi değerlerimize ihanet etmektense oylarımızdan feragat ederiz dedi. Kasel'de yapılacak Ostermaş gösterisi silahlanma yerine silahsızlanma talebiyle 2 Nisan pazartesi günü yapılacak. İki koldan başlayacak gösteriye katılanlar saat 12'de merkezi mitingin gerçekleşeceği Rathaus önünde buluşacak. Birinci kol saat 10.30'da Bebel Platz'tan, ikinci kol da saat 10.30'da Halit Platz'tan hareket edecek. Saat 12'de Rathaus'un önünde yapılacak mitingde Horst Schmidt-Hena, Violette Bock ve bir öğrenci konuşma yapacak. Geçtiğimiz pazartesi günü Ulm kentindeki Schillerstrase'de bulunan camiyi yakma girişiminde bulundukları şüphesiyle 4 Suriyeli tutuklandı. Saldırı ile ilgili önceki gün tutuklanan 18, 24 ve 27 yaşlarındaki 4 Suriyeli savcılığın talebi üzerine cezaevine konuldu. Üç sanlının olayın gerçekleştiği vakitte caminin yakınında oldukları dördüncü kişinin de saldırıda kullanılan malzemeleri temin ettiği bilgisine yer verilen açıklamada zanlılardan birinin itirafta bulunduğu belirtildi. Yetkililer Um'daki kundaklama olayının politik motifle gerçekleştirildiğinden hareket ediyor. Tutuklanan zanlılar saldırının gerçekleştiği anda binada 8 kişi olması nedeniyle cinayete teşebbüs ve kundaklama suçundan yargılanıyor. Camiye 19 Mart saat 0.30 sıralarında düzenlenen saldırıdan sonra çıkan yangın büyümeden söndürülmüş ancak caminin duvarında hasar oluşmuştu. Olayın ardından cami çevresinde molotof kokteylleri bulunmuştu. Almanya'da bu yılın başından itibaren camilere, Türklere ait kültür merkezlerine ve işletmelere yönelik çok sayıda saldırı düzenlendi. Derneği Radokasa hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.